Sualin ikinci kısmı cevaplanmadı. Teşkilat-ı Mahsusa'nın Yıldız İstihbaratı'ndan daha güçlü olduğunu söyleyenler... Kurban oldular. Abdülhamid'in istihbaratını hala kimse bilmiyor. Abdülhamid'in dünyanın dört bucağında ajanları var. Size bir misal vereyim bakın. İngilizlerin Madrid'deki büyükelçileri öldü. Çelik kasasını açtılar Abdülhamid'le muhaberesi için. Madrid'deki İngiliz büyükelçisini istihbaratta kullanıyor. Said Paşa bir gün diyor ki çok para dağıtıyoruz efendimiz istihbarata. Padişah'ın bir sözü var diyor ki en ucuz harbi yapıyoruz. En ucuz harbi yapıyoruz. Bu manevraları çevirmese kalp çıkar bunun 10 katı masrafımız. Bir de insan ölür. Ben size Abdülhamid'in istihbaratını, Abdülhamid'in şahsiyetini başka bir müstakil bahiste anlatmak istiyorum. Teşkilat-ı Mahsus'a bu istihbaratı dağıttılar. Abdülhamid'in uzak doğuda, yurt dışındaki, İngiltere'de, Amerika'daki ajanları aç kaldılar. Aç kaldılar. Bunlara dair çok hikayeler var. Güney Afrika'da, Nijerya'da, dünyanın dört bucağında adamları vardı. Ve bunların çoğu da Türk değildi. İngiliz, Fransız, Alman. İslamiyet'i kabul etmiş insanlardı. Veya uzak doğulu insanlardı. Bu adamların hepsinin maaşlarını kestiler. Abdülhamid Çin'de, Pekin'de Hamidiye İslam Üniversitesi kurdu. 1900 yılında Pekin'de Hamidiye İslam Üniversitesi var. Ben size Abdülhamid'in kılafet siyasetini bir gün anlattığım zaman bu istihbaratı da anlatırım. Bunu bırakan adamlar biraz sonra baklar ki bu devlet istihbaratsız ayakta durmaz. Onun üzerine teşkilat-ı mahsusayı kurdular. Senin teşkilat-ı mahsusa ne yaptı? İmparatorluk battı 10 sene. Bütün icraatı 10 sene. Abdülhamid'in 33 sene ayakta tuttuğu devleti 10 senede batırdın. Ne başarısından bahsediyorsun? Bu başarısızlığın, bu söylenen sözün yalan olduğuna biz delille cevap veririm. 1000 delille veririm de iş uzar. Balkan Harbi başlamadan bir ay evvel devrin Dahiliye Nazırı'nı ikaz ediyorlar. Yunanlar, Bulgarlar anlaştı. Bize saldıracaklar parlamentoda. Herif diyor ki bunlar yalandır, palavradır, dedikodudur. Balkanlardan namusum kadar eminim. Böyle bir şey asla yok. Bir ay sonra Balkan Harbi başlıyor. Bir ay sonra. O bir ay içinde mi bu ittifak hasıl oldu? Elbette ki hayır. Belki üzerinden bir sene geçti anlaşma, silah tedariki vesaire. O Balkan Harbi ne faciadır. Çatalca'ya kadar geldi Bulgarlar. Edirne'de Türk askerleri muhasarada kaldı. Ağaç kabukları yediler. Fotoğrafları var. Bahçe içinde ağaçların insan boyuna kadar kabukları yok. Soyulmuş kavak ağacı gibi. Ağaç kabuğu yediler. Bu facialar olmadan bir ay evvel devrim Dahiliye Nazırı Balkanlardan namusum kadar eminim. Bu iddialar yalandır. Asla Yunan Bulgar ittifakı diye bir şey yoktur diyor. Parlamentoda. Hani istihbaratın? Bir ay sonra patlayacak harbi haber veremeyen bir istihbarat mı başarılı olmuştur? Adama yuh derler ben. Devlet batarken ne yaptı bu adamı? Ne yaptılar biliyor musun? Ahmakça hayaller peşinde koştular. Irak'taki hezimetten sonra Rusya'yı işgale yeltendiler. İran'ı. İran'ı işgale yeltendiler. Oralara ajanlar gönderdiler.
hiçbir şey yapmaya gerek kalmadan Osmanlı'nın göbeği ayı gördü onların sayesinde. Turancılığa döküldüler. Turan'a gidecekler. İran'ı fethedip de Türkistan'a gidecekler. Ahmaklara bak. Sen kendi. Onlar ki laf ile verirler halka nizama, bin türlü teseyyip bulunur hanelerinde demiş Ziya Paşa. Senin evinde bir sürü problemin var. Sen Türkistan'a fete gideceksin. Bunlar ham hayal peşinde Yahudinin milletin enerjisini boşa harcamak için tahrik ettiği ahmaklar sürüsü. Kimi ahmak, kimi hain. Onun istihbaratının bir değeri olsaydı Balkan Harbi'ni vaktinden evvel haber alırlar.